Evet. Evet değerli arkadaşlar, bugün eğitim bilimleri denemesi çözüyoruz birlikte. Birinci soruyla başlıyorum. Umarım hazırladığımız bu video sizlerin netlerinizi artırmasına katkıda bulunur. Soru bir, aynı zaman dilimi içerisinde değişik olayların oluşması sınıf ortamının hangi özelliği ile ilgilidir? A. Çabukluk ve anındalık. B. Eş zamanlılık. C. Çok boyutluluk. D. Kestiremezlik. E. Açıklık. Arkadaşlar soru öncülüğünde de aynı zaman dilimi ifadesi var. Dikkat ettiyseniz. Aynı zaman dilimi içerisinde değişik olayların oluşması eş zamanlılıkla ilgilidir. Cevabımız B seçeneğidir. Soru 2. İşbirliğine dayalı öğrenme. Ortak öğrenme hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla öğrencilerin küçük gruplar halinde çalışmasına dayalı, özellikle düşük öğrenme düzeyinde olan öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine imkan tanıyan bir öğrenme öğretme stratejisidir. Buna göre işbirlikçi öğrenmede öğrencilerin birlikte öğrenmelerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Öğrenciler arası iletişim becerisini arttırmak. B. Öğrencilerin güçlü olan yönlerini ortaya çıkararak geliştirmek. C. İleri olan öğrencilerin geri durumdaki öğrencilere yardımcı olmasını sağlamak. D. Bireysel sorumluluk değil, grup sorumluluğunu pekiştirmek. E. Öğrencilere yarışmacı değil, demokratik yaşama alışkanlığı kazandırmak. Değerli arkadaşlar, cevabımız Denizli olacaktı. Temel amacı, işbirlikçi öğrenmenin temel amacı öğrencileri bireysellikten çıkarmaktır. Onlara bireysel sorumluluk değil, grup sorumluluğu vermektir ve bunu pekiştirmektir. Doğru cevabımız Denizli'dir arkadaşlar. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir öğretim için yapılması gerekenlerden biri değildir? A. Çoklu öğretim ortamları öğrenmeyi arttırır. B. Öğrencinin sahip olduğu bilişsel şemalardan hareketle yeni şemaların kullanılması öğrenmeyi kolaylaştırır. C. Sınıftaki öğrencileri aynı seviyede kabul etmek öğrenmeyi kolaylaştırır. D. Ön koşul öğrenmelerin tamamlanması öğrenmeyi kolaylaştırır. E. Üst düzey davranışlar için öğrenciye transfer imkanı tanınması öğrenmeyi kolaylaştırır. Değerli arkadaşlar, cevabımız C seçeneği olacaktı. Etkili bir öğretim için yapılması gerekenlerden biri değildir diyor arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. C seçeneğinde sınıftaki öğrencileri aynı seviyede kabul etmek öğrenmeyi kolaylaştırır diyor. Sınıftaki bütün öğrencileri aynı seviyede kabul etmek etkili bir öğretim şekli değildir arkadaşlar. Çünkü bireysel farklılıklar vardır. İleri düzeyde zihinsel olarak ileri düzeyde öğrencilerimiz bulunabilir. Daha yaşıtlarına göre geri düzeyde olan öğrencilerimiz bulunabilir. Sınıftaki öğrencileri aynı seviyede kabul etmek öğrenmeyi kolaylaştırır düşüncesi etkili bir öğretim için yapılması gerekenlerden biri değildir arkadaşlar. Soru 4. Yukarıdaki açıklamalar aşağıdaki stratejilerden hangisine aittir? Açıklamaları okuyalım. 1. Özellikle matematik, fen bilgisi ve yabancı dil öğretiminde etkilidir. 2. Öğrencilerin birer bilim adamı gibi düşünmelerini sağlayacak etkinliklere yer verilmelidir. 3. Öğrencilerin daha bağımsız ve girişimci olmaları amaçlanır. A. Sunuş yoluyla öğretim. B. Buluş yoluyla öğretim. C. Araştırma inceleme. D. Tam öğrenme. E. İşbirlikçi öğrenme. Değerli arkadaşlar, cevabımız Bursa olacaktı. Buluş yoluyla öğretim cevabımız. Şimdi yukarıda dikkat ederseniz verilen stratejilere biri de özellikle matematik, fen bilgisi, yabancı dil öğretiminde etkilidir diyor. İki de öğrencilerin birer bilim adamı gibi, bakın bilim adamı gibi. Bilim adamı ne yapar arkadaşlar? Buluşlar yapar, icatlar yapar. Öğrencilerin de bilim adamı gibi düşünmelerini sağlayacak etkinliklere yer veriliyor buluş yoluyla öğretimde. Yine öğrencilerin daha bağımsız, girişimci olmaları hedefleniyor buluş yoluyla öğretimde. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Soru 5. Aşağıdakilerden hangisi örnek olay incelemelerinin aşamalarından biri değildir? A. Örnek olay film, gösteri, yansı ya da yazılı olarak öğrencilere sunulur. B. Öğrencilerin örnek olay ile ilgili anlamadıkları ya da takıldıkları noktalarla ilgili soruları yanıtlanır. C. Öğretmen öğrencilerin problemlerini çözer. D. Öğrenciler tarafından problemin çözümüne ilişkin alternatifler üretilir.
Öğrenciler tarafından üretilen alternatif çözüm önerileri dikkate alınarak örnek olayın öğrenciler tarafından yeniden yazılması sağlanır. Değerli arkadaşlar, 5. soruda cevabımız C seçeneği olacaktı. Öğretmen öğrencilerin problemlerini çözümler. Aşağıdaki örnek olay incelemenin aşamalarının biri değildir diyor. Öğretmen öğrencilerin problemlerini çözümler. Doğru cevabımız da arkadaşlar bu örnek olay incelemelerinin aşamalarından biri değildir. Soru 6. Aşağıdakilerden hangisi istenmeyen davranışların nedenlerinden biri değildir? A. Sınıftaki iletişimin niteliği. B. Öğretmen davranışları. C. Sınıfın kalabalık olması. D. Ceza yerine ödül kullanılması. E. Zamanın etkili kullanılmaması. Arkadaşlar cevabımız Deniz olacaktı. İstenmeyen davranışların nedenlerinden biri değildir diyor. Dikkat edelim. Ceza yerine ödül kullanılması değildir arkadaşlar. Ama istemeyen davranışların nedenlerini sayacak olursak sınıftaki iletişimin niteliği, öğretmen davranışları, sınıfın kalabalık olması, zamanın etkili kullanılmaması istenmeyen davranışlara neden olabilir değerli arkadaşlar. Soru 7. Buna göre Bilge Bey sergilediği liderlik anlayışının aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir. Okul müdürü Bilge Bey geleneksel düşünme şeklini aşarak bugünden harekette geleceği yordamayı amaçlamakta. Bu nedenle yaratıcı bakış açılarını ve zihinsel anlamda esnek olabilmeyi oldukça önemsemektedir. Tüm bunların ise okulun sınırlarını aşan bir vizyon ve misyonla mümkün olabileceğinin farkında olduğundan öğretmenlere de bu bakış açısıyla yaklaşmakta, çalışmalarını bu anlayışla değerlendirmektedir. A. Dağıtımcı, B. Etik, C. Sosyal adalet, D. Kozmopolit, E. Öğretimsel. Değerli arkadaşlar cevabımız kozmopolit olacaktı. Bilge Bey'in sergilediği liderlik anlayışı kozmopolit bir liderlik anlayışıdır. Geleneksel düşünme şeklini aşıyor, dikkat edin. Ve bugünden hareketli geleceği yordamayı amaçlıyor. Yani geniş düşünüyor Bilge Bey. Geniş bir perspektif çiziyor kendisine. Yaratıcı bakış açılarını ve zihinsel anlamda esnek olabilmeyi oldukça önemsiyor. Tüm bunların ise okulun sınırlarını aşan bir vizyon ve misyonla mümkün olabileceğinin farkında olduğundan öğretmenlere de bu bakış açısıyla yaklaşıyor. Çalışmalarını bu anlayışla değerlendiriyor. Bilge Bey kozmopolit liderlik anlayışını temsil ediyor değerli arkadaşlarım. Soru 8. Bir okul müdürü okuldaki öğrencilerin ailelerinin sosyoekonomik durumunun oldukça farklı olduğunu bilmekte ve dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerin eğitim olanaklarından en iyi şekilde yararlanabilmeleri için çeşitli planlamalar yapmaktadır. Bu planlamalar arasında öğretmenleri de bu sürece dahil ederek öğrencilerin akademik başarılarına katkıda bulunmakta yer almaktadır. Buna göre söz konusu okul müdürünün aşağıdaki liderlik anlayışlarından hangisine uygun davrandığı söylenebilir. A. İlke merkezli liderlik. B. Etik liderlik. C. Dağıtımcı liderlik. D. Karizmatik liderlik. E. Sosyal adalet liderliği. Değerli arkadaşlar, cevabımız Edirne olacaktı. Sosyal adalet liderliği olacaktı. Soru 9. Okul akademik iyimserliğin boyutları arasında yukarıdakilerden hangisi yer alır? 1. Kolektif öğretmen yeterliği. 2. Akademik vurgu. 3. Öz saygı. Okul akademik iyimserliğinin boyutları arasında arkadaşlar 9. soru Bursa olacaktı. Kolektif öğretmen yeterliliği yer alır ve akademik vurgu yer alır. Soru 10. Beyin fırtınası tekniğinde öğrencilerin düşünce ve fikirlerini rahat bir şekilde dile getirmeleri istenir. Bunun gereği olarak aşağıdakilerden hangisine öncelikle uyulması gerekir? A. Problemin tüm grup üyelerince iyice anlaşılması sağlanmalı. B. Öğrencilere problemin ne şekilde çözüleceği söylenmeli. C. Özgür, demokratik bir sınıf atmosferi sağlanmalı. D. Her öğrenciden konu ile ilgili düşüncelerini söylemesi istenmeli. E. Düşünceler probleme çözüm bulmak için geliştirilmeli. Değerli arkadaşlar cevabımız C seçeneği olacaktı. Özgür, demokratik bir sınıf atmosferi sağlanmalı. Dikkat ederseniz beyin fırtınası tekniğinde
öğrencilerin düşünce ve fikirlerini rahat bir şekilde dile getirmeleri istenir. Dolayısıyla bunun gereği olarak özgür, demokratik bir sınıf atmosferi sağlanmalıdır arkadaşlar. Denemelerimiz devam edecek, deneme çözümlerimiz devam edecek, konu çözümlerimiz devam edecek. Kanalıma abone olursanız ve bildirim tuşunu açarsanız hazırlamış olduğum videolar size daha kısa zamanda ulaşır. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyorum. Hazırladığım bu videonun da başarınıza katkı sunmasını diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.